Geliyor, geliyor. abi ha, Aynen aynen Abi ürünler açılıyor yavaştan Hadi boş yapmayın ya Abi ünlüler açılıyor yavaştan, ya, ya. abi, ünlüler açılı yavaştan mi? Kaç taktik ver de yolumuzu bulalım Seks için hoş Hocam sen bak sen kafayı bir kere oynatmışsın Anladın mı Öncelikle şu mastürbasyonu bir kes amına koyayım Normal bir insan gibi düşünebilmeyi tekrar hatırlayalım Seninle beraber anladın mı Bütün olayın bu olmuş senin onu bir çıkart. Anlatabiliyor muyum? Sonra yapacağın da çok basit. <laughs> okulun ilk günü. <laughs> okulun ilk günü benim tavsiyem tabii ki bu. Yazılabildiğin kadar kulübe yazılıyorsun. Sosyal ortam olsun, birileriyle takılmak açısından. Yani tanışma açısından. Çünkü okulun ilk günü herkes böyle oturuyor. Ben geçiş yapacağım. İlk dönem geçeceğim ben zaten. Ben burada okumayacağım ki ben geçiş yapacağım. Sen ben de geçiş yapacağım. Sen de geçiş yapacak mı? Ben de geçiş yapacağım. Ben zaten yatayda geçiş yapmaya buraya yazdım. Sen ben dikey geçiş yapacağım. Ben bu bölümü okumayacağım. Ben bir dönem buradayım arkadaşlar. Sonra yokum. Her şey çok kötü olacak. Ben bu okulun ilk haftasında geçiş yapmayacak bir tane adam bulamadım mesela. Herkes geçiş yapıyordu. Amına koyayım kimse geçiş yapmadı. Ondan sonra hep beraber okuduk yani. Ben de anlayamadım. O gidiyordu tekrar sınava hazırlanıyordu birisi. Birisi puanlarını yüksek tutmaya çalışıyor. Bak götüme bak puan yükseltmeye çalışıyor. <laughs> Sen mesela şey diyeceksin. Ben geçiş yapmayacağım abi. Geçiş yapam yapabileceğimi düşünmüyorum yani. Anladın mı? Ben geçiş yapamam abi yani. Bu bölüm benim kaderimmiş gibi okuyacaksın. Anlatabiliyor muyum? İnsanlar sana diyecek rahat ol. Ben geçtim amına koyayım. Kanka bizim yani şöyle söyleyeyim. Tabii ki geçebilirsin ama yani herkes bir geçecek. O zaman niye yazdınız oğlum bu bölümü yani hepiniz burada okumayacaktınız da. Kiminle okuyacağız yani? Bir kızla yakınlaşıyorsun. Arkadaş olursun bilmem ne diyor. Ama ben geçiş yapacağım diyor. Ya yani nereye geçiş yapıyorsun ya? Allah Allah. Öyle bir şey yok. Bu şaka değil oğlum. Bu gerçek ya. Gerçek. Dersler ondan sonra bir başlıyor. Ha geçiş yaptım. Hele de Fen Edebiyat Fakültesi'nin dersleri çok zor. Çok zor. Seçmeli dersten de gidip sapık sapık ders seçmeyin. Daha zor dersler seçmeyin. Ben bir kere öyle bir hata yaptım. Kolaydır diye İktisat Fakültesi'nden ders aldım. Ulan bir fotokopi getirdiler ama onun gün 500 sayfa. Nasıl çalışayım dedim lan ben buna. Ondan da kaldım. Seçmeliden kaldım. Sakın yapmayın. Gidin basketbol falan seçin seçmeli derse. Müzik falan seçin müzik. Çağrı abi meslek ne? Tornacıyım kanka. <gülüyor> <gülüyor> meslek ne amına meslek? Yeni medya seçtim abi. İçeriğini bilmiyorum kanka. Yeni medya dediği ne acaba amına Yani internet medyası mı? Ne yani yeni medya? Onları tam bilmiyorum. Bakmak lazım. Ama üniversite güzel bir ortam ya. Giden arkadaşlardan bir fikir almak isterim mesela. Nesin? Senin mesela üniversitedeki ilk günde ne yapmıştınız mesela ilk haftada? Normal dersler başlamıştı. Ha gezme olarak mı? Ben dans kulübüne yazılmıştım arkadaşlarımla. Sonra bir ders gittim sadece. İlk gün. Niye dans kulübüne bir ders gittin? Sonra neden devam etmedin dans kulübünde? Ne bileyim üşendim ya. Tango dersi falan vardı ona gittim bir ders. Sonra çok sarmadı bir daha gitmedim. Bir kamera açsanız da sizi özledim lan. Hadi lan Mert. Hepinize tek tek soru <laughs> sorayım. Siz de cevaplayın. <laughs> Olmaz mı? <laughs> Nesin sen de kedilere gösterirsin. Kediler içeride imkansız. <laughs> Oğlum, bir hafta karaman, karaman çok iyi Saatler olsun harbiden. Benden kaçıyorlar. Çok korkuyorlar benden. Karaman bu tip ne ya? Bu da mı efekt? Bu gerçek karaman bu mu? Gerçek abi saçımı kestim ya. Tut saçını bir çek Karamanla... bakalım. Ne? Messi'ye benzemişsin. Saç uzatsın. Değil. Nasıl ya? Yani? <laughs> Tam bir ırz düşmanı gibi bakıyorsun Karaman. <laughs> Hadi be, Oğuz'cum. Sen niye 2007'de Yan çevirir Facebook, misin kamerayı? Ok. Niye 2008 profil fotoğrafı gibi bakıyorsun ya oradan? Hadi be Nesin, aç bir kedilerini göster ya. Açacağım, açacağım tamam da kedileri getiremem çağır. Neden getiremiyorsun onlar senin kedilerin ya. Çağır kaçıyorlar benden korkuyorlar bana çok darlama dediler <laughs> o yüzden bıraktım kendi hallerini. Kucağını alamıyor musun kucağına? Kaçıyor ki istemiyor Ama sen o kedileri sevmezsen o kedilerle nasıl sen bir, bir şey yapacaksın bağlantı kuracaksın? oynatıyorum olacaksın. uzaktan uzaktan bir tane çubuklu bir oyuncağı var onu oynatıyorum onu oynuyorlar sonra yine kaçıyorlar. Ama bir kere e, bir maşallah ki, de senin yiyecek diye korkuyor olabilirler mi? kediler. Ben de. Hayır, hayır, Elimi çok hafif uzatıyorum. Yavaş cana yakalayayım diye yok. Bir anda kaçıyorlar. Çok zıpırlar. Nuri bu normal mi yoksa sadece neslinde mi olan bir şey bu? Senin kedinde böyle miydi? Yok benimkini biliyorsun abi. Benimki selamun aleyküm diyor. Atlıyor hemen üstüne. Bir şey söyleyeceğim Nesli. Sen sahiplenmiş ne? miydin? Parayla mı almıştın? <laughs> Sahiplendim. Bedava bak. Bedava, Beda Işte bedava kedi <laughs> bu kadar ya. olur. Bedava, 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 bedava kedi ne bak Timur'a aslan gibi. Aynen Ablesin. parasını ödeyecektin. Azizim mod yaptık işte parasıyla. Parasını ödeyecektin. <laughs> o kedi gelip sana kendini sevdirecekti gırlayacaktı falan filan yapacaktı. Şimdi bedava kedi işte kendini. Ne yapacaksın? Sahibine götür bu arıza mı çıkartacaksın? Ne yap diyemezsin de. Ama sen onlar daha küçükken onları sevmezsen neslin büyünce de onlar seni sevmez. <laughs> <laughs> Ama işte çağrı darlama diyorlar. Bilmiyorum ki. Bilen birisi yazsa ya. Kim diyor abi darlama? Nethi... Ben biliyorum. Ben zooloji mezunuyum. <laughs> zooloji. <gülüyor> Atlarını ne koydun Nesrin? Tantuni ve lahmacun. <laughs> ha tabii kaçar kedi. <laughs> Tantuni ve lahmacun. Gel lahmacun gel kızım gel oğlum dediğin zaman... Kedi korkmayacak kaç gelecek mi zannediyorsun? Yani Lahmacun'a senin olan bağını onlar anlamıştır iki haftada. <laughs> ben dedim tantuni, Tabii. tantuni ve lahmacun koy dedim ben. Nesrin de işte 150 fazla izlenirim diye. <laughs> ya Çağrı. <laughs> Koymuş yani ne yapayım. <laughs> Ama yok tantuni çok tatlı olmamış mı? Yağmur kamera açar mısın? Bir de senin tantunine bakalım. O <laughs> ne demek ya? Allah Allah. Ne şimdi uçmam ne? değil şey. ya. İşi o anlamlı. <laughs> Nasıl bak senin ağzına. İbo yanlış sen bak. Bak o olarak diyorsun. Bu böyle şeyler evet. Bak ondan sonra karı ben... Tamam ben bir şey dememiştim. Senin gülüşün olayı çirkinleştiriyor. <laughs> sen güldürüyorsun. <laughs> tamam da ben bir şey demedim. Senin gülüşün <laughs> çirkinleştirdi ortamı. Nesrin git getir getir. Bir şey olmaz o kadar da. Nesrin. Ha. onlar şimdi kedi ya onlar jungleda ormanda biliyorsun kedigiller böyle sürekli sağını solunu falan böyle büyütürür ya şimdi onların başında mesela evet. atıyorum aslan tabi aynı sülaleden geliyorlar ya onlar ne yapar tamam, annesi himayesi altına alır sen şimdi onlara annelik yapmıyorsun bilmiyorum farkında mısın evet yapamadım charge işte kararsız kaldım ne yapacağımı git kucağına şimdi al getir ne? bir tanesini bir tanesini getirebilirim, İkisini aynı anda alamıyorum bu sefer çünkü şeylik yapıyorlar. Tamam taraftan. sen bir tanesini getir, diğeri zaten e, kıskanır bir yerden sonra. Şey yok. Kendi gelir evet. Tamam. Tantuni birazcık daha uysal onu getireceğim bekleyin <laughs> inşallah. Tamam. Kamerayı kapattı abi. Oğuz şu kamerayı çevir ya artık. Bak, kamerayı. Oğuz. Oğuz bir şey diyeyim. Telefonu yani. döndür. Sen kamerayı var lazım. teknoloji... Ekran, ekran döndürmeyi aç. Teknolojiye Yan zıt çevir. bir adamsın ya. Teknoloji evet. düşmanısın ya. Yazılımcı abi bir de bu yazılımcı geldi. Yağmur. kedini sormamıştık biz sana ama neyse. <laughs> geldi buraya yattı o yüzden açtım hemen. Aynen o hemen oraya yatar. Burası yayına çıkacağım çıkacağını anlayınca oraya yatmıştır. bir de mırlıyor. Bakayım o tip, tip size. <laughs> Yağmur o kedi çok çirkin <laughs> ya. Çok çirkin değil mi kedi? Bakayım. Bak. Bu kedi şaşı mı? Ben bir köpek <laughs> olarak oh, kameramı kapatayım. Bunu ben de telefondan göstereceğim. Şu ben de bir bak. telefondan göster. Ben de benim yılanı gösterecek telefonla. <laughs> oğlum. Hello oğlum. Bakayım o kediye. Onun bir özelliği var mı peki Yağmur? Bunun yok çok sırnaşık sadece. Kaç yaşında o? Timur'dan küçük mü? <laughs> Bilmiyor yok diyor. Sadece storiesini atıyor. Nereden bilsin? 3, 3. Nereden bilsin Hasan Hanım? atıyor. Şey, şeyini çekiyor. O kadar yani yayınlarda gösteriyor. Nereden bilsin kaç yaşında? Aç mı tok mu nereden dönüş! bilsin? Ha, böyle yalandan seviye ekran önünde. Bari iyi. Arada sana kamera açtı mı? Kedinle bağ kur. Ee, Timur Nurcu, döver, hadi hadi. Görünmüyor kamera, kameran. Hadi git. Bir şey söyleyeceğim. Yağmur. Senin Efendim, kediyle Timur'u kapıştıralım mı? Yok <laughs> lan evet, Timur mahvede atar ya. Timur'da ver. Ben, Bence catına. de Timur'da ver. Basalım Timur'da 50 basalım. Ben eline. Timur'dan korkuyorum geceleri. Jumpscare gibi takılıyor. Senin kedinin ismi neydi Yağmur? Mio. Mio. <laughs> Pokemon gibi isim koymuş daha tatlı olsun diye. Kedi de inanılmaz Hayır. sevimsiz bir kedi. Sensin sevimli. Ben sevim, <laughs> Yo ben, ben çok sevimliyim. Yo. Mio. Senin kedinin <laughs> ismi ne? Mio. Öbür gün Cookie. Kukuk'a <laughs> <laughs> Lan Timur piçi! Pişe bak pişe. Ayı gibi olmuş. Allah ayı bu gibi kedi olmuş. Bu kedi ne kadar büyüdü ya. Bu kedilikten çıktı kaplanlığa doğru gidiyor. Puma oldu bu ya. Nesin mikrofonu kapalı. Tamam pardon. Heh. Durmuyor durmuyor. Bakayım <laughs> şuna lan bir tipsiz ya. Bu tantu ne? Aman Allah'ım bu kim? Aa evcil maymun. Bu kim ya? Bu kimin Bana hayvanı? Bekle, bekle bekle. Bu kimin? Sahibin nedir senin? Ben <laughs> <laughs> hey, kendi kendime geldim. <laughs> ben bastım tuşa. Baba bu uyuyor. Bakayım bir dakika bir dakika bir dakika bakayım. Nesrin bir kaldır <laughs> şu kediyi. Ağlıyor ağlıyor. Nasıl ağlıyor? Kedi Allah. bence gayet normal Size duruyor. Bak. Sen anlamıyor Hasan ben diyorsun. de kuşları getireyim mi? Neyse Allah aşkına. Nesin Allah aşkına şu kediyi bir kere öp bir sev, gözünü seveyim ya. Biliyorum sen iğreniyorsun. Ben çok seviyorum hep. Hayır canım <laughs> istemiyorlar beni ama. Boş sana bununla. Biliyorum sen de <laughs> hissederek <laughs> almadın kediyi. Influencer olmak için aldın o hayvanları. Evet biliyorum ama yalandan bir seviver ne olmuş ya? gitti kaçtı neslin. Boğuşsana Timur'la boğuşsana bir. Timur. Timur'a bak <laughs> ne yapıyorsun Nuri hareket çekiyor kedi. kedinin adını Timur koyarsan kanka bunlar normal abi böyle hareketler yapar yani. <laughs> Soldaki dana kim? <laughs> <laughs> Nesli. <tertim> Allah. <laughs> Allah kaçmaya çalışıyor çağır. Dur bekle. Ama böyle bağ kuramazsın Neslin. Şunu bir öp gözünü tamam, sevin. Bir kere adam. öp ya. Bir kere öp şu ben hep kediyi. Ben öpmeye ya. çalışıyorum. Bir kere öp. Tamam tırnaklarını ayağımdan çıkar. Ya onu tırnağından nesin, ne olacak nesin? ya? Öp onu şunu bir öp öp. Yanağından nesin kafana koysan kedi. Nesin kafana koysan ha. Arkadaşlar Aynen, öpemiyor. Resmen o. öpmüyor ya. İğreniyor. Bilerek öpmüyor. Ya, Koy kafanda durur. Yanağından öpsene yanağından. <laughs> Kediler hisli hayvanlardır, neslinin hiç sevmediğini şu an o hayvan farkında. Ya Çağrı niye öyle diyorsun? Ben çok üzülüyorum bir şey gelecek başlarına diye. Bir de bu hasta biliyor musun sap hapşurup duruyor, veterinere götürüyor bir şey olmaz dedi. Benim canavarı gördün mü nasıl saldırı evet, canavarı gördüm ya. Vallahi. Kaç level oldu? Doğru konuşuyor Nozzee, bir tane yanlış bahsediyor. daha var ya yedi buçuk aylık abi. falan ama makine almanı okuyayım şey yani. De. Sen dostum sen kedi yetiştiriyorsun da Nuri sen sanki kedi değil sen puma yetiştirsen daha sana oturulmuş gibi hissediyorum ben amına bu söylemlerinden. Tabii de ben buna bir dikenli tasma aldım. Yakında takacak boynuna. Sen o kedi Ben götürüp geleyim kardeşinin yanına. Geliyorum hemen. Gider o gider o. Nereye götürüyorsun? Kendi gidemez. Yolu bulamıyorlar daha kayıp oluyorlar sürekli. Ama sen o kedilere gerizek şar muamelesi yaparsan o kediler tabii huzursuz olur. <laughs> Esrin bu ev kaç artık kaç? Ya tamam hadi. Allah. Tamam bıraktım. Kulaklığım düştü bir dakika. Direkt gitti mi? Kendi mi gitti? Gitmedi şu an. Kasanın etrafında dolanıyor. Tamam biraz seninle zaman geçirsin sen. Kendinden niye uzaklaştırıyorsun kediyi? Hayır uzaklaşma ben hep onların yanında yatıyorum da ne oluyor biliyor musun şimdi bu tantuni olan beni daha çok seviyor diğeri lahmacun beni çok sevmiyor niye bilmiyorum korkuyor galiba Ondan sonra kediyi gördünüz mü arkadaşlar? Yere attı. Böyle bıraktı kediyi. <laughs> Hayır, evet. Allah var ya. Yeter ya. Neyse ben Tantuni benim yanıma kendini tam sevdirmeye geliyor. Lahmacun onu dürtüyor. Diyor ki gitmeyelim diyor. Bu da gelmiyor. Nasıl He. ya? Bu nereden... Alt bak, 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 <laughs> bakıyor bu <laughs> Türkçe Nasıl öyle bir diyebilir Ramona <laughs> Kumkes? İki yapıyor. İki dürtüyor. İkisi de kaçıyorlar sonra. Bu hayvanlara çok üzüldüm. Aa, bu hayvanlara ya. çok üzüldüm ya. Böyle bir ruh hastasıyla. <laughs> Allah Allah. Allah Allah ya Yağmur Hanım. Poline Senin ne Senin kedi ne arkada yapıyor arkada Yağmur? Arkada takılıyor hayvan. Bu yatıyor bu. Bunun yeri burası. Burada yatıyor. Direkt bu kadrajda ha yeri. Ya. İnsan bak, bak, ne yapıyor kedi? Bırak. Bakın bakın arkadaşlar <laughs> ne yapıyor? Bunu Twitter'a atalım. Oo, şimdi dört yüz otuz ayılama yapmıyor. Ayıp. Ya bu soldaki, sol üstteki arkadaşın tripleri ben... triplerini <laughs> ben anlayamadım. Ben ben hemen geliyorum kardeşin yanına <laughs> işte. götüreceğim Tantuni'yi. Tamam. Çağır gelme üstüme hastayım ya bak. Dostum geçmiş olsun da şırat gibi bak, takılıyorum bu yayında. Hayırdır <gülüyor> yani. <laughs> i̇şte hastayım ya <laughs> şapkayı taktım saç baş dağınıktı. Mert şambele benziyorsun ha. Sen Starbucks'a gittin mi bugün Karaman? Gittim Mert. Mert onu yaptırdık bana. Mert'e de sevin mi? Bugün Açıyor. Dünya Goril sevin. günüymüş mü çağrı? Ne günüymüş? Dünya Goril günü. Dünya Goril günü ha? <laughs> Niye böyle bir gün var? <laughs> <abi>? Gorilleri <laughs> gününde ne yapılıyor ki mesela? Gorillerle ne alakamız var? Akrabaların mı söyledi Yağmur? Sen söyledin ya Mert. Bu nasıl bir laf sokmak lan? İğrenç iğrenç. Hasta hasta lapsok. Yani. Ya. Tabii biz. Peki Yağmur. Çok doğru Hasan. Şimdi Efendim, senden birkaç o... soru almak istiyorum. Üniversitenin Soru mu? Cevap mı? Soru sor bana. Ona <laughs> Sözümün arkasında, dedemin arkasında durmak bunu gerektiriyor. Evet, soru istiyorum senden birkaç tane. Tamam, soruyorum. Üniversitenin sor. ilk günü, ilk bölümünde ben neden bu bölümü seçtim diye kendini sorguladın mı? Yok sorgulamadım. Bunu yapmayan var mı ya? Tabii ki sorguladım ya. Niye buradayım dedim yani. Neden? Sorular çok seçmece geldi bu arada. Biraz düşünmek istiyorum. Tamam düşün. Nedeni şu. Şimdi üniversiteye gitmeden önce herkesteki heyecan bilmem ne falan filan telaş var ya. Gittikten sonra aslında Hı -hı. bir sonuç var ortada yani. Gidene kadar böyle bir sebepler bilmem neler, cartlar, cartlar herkes gidiyor, herkesin götü havada. O da kazanmış, o bir de kazanmış, ananı çıkıyor, o nereye kazanmış, buraya kazanmış, o şuraya kazanmış falan filan. Herkes üniversite gitmeye hazırlanıyor. Gittikten sonra bitiyor, o bütün büyüsü bozuluyor. Gidiyor, ilk hani ya burası mıymış oluyor ondan sonra anladın mı? Bu sebepten dolayı diyorsun ki, ulan acaba gitmeseydin bir sene daha mı hazırlansaydın, daha güzel bir yer mi gitseydin? O yüzden bölüm değiştirdin sürekli, üniversite değiştirdin. Tamam başka başka birine geçelim. Mert sen ne geçelim? Üniversiteyle ilgili bir soru mu sorayım? Ee, şöyle o zaman aklıma ilk gelen en çılgın ev partisinden ufak bir instant tane bize o, o anı yaşatır mısın? Ya bunlar nasıl sorular abi ya? Sorsanız şu adama üniversitede trisam yaptın mı? Lan salak işte belki belki de en iyi hikayesi o değil belki 4 dört... <laughs> forsam oldu belki. Ben en iyisini sordum yani en çılgın ev partisinde ne oldu? Çılgın ev partisi diyor ya. Bu adam ayamcuklu. Çılgın ev partisi ne yani birden? <laughs> Sen ne olsun istiyorsun? Hayalindeki <laughs> en çılgın ev partisi neyse, senin hayalindeki? İşte ben, ben üniversiteye için Ben bilmiyorum. Biraz Bu gece önemli. ufak bir çok sıkış dönebilir. Biraz ortamı toplamak <laughs> istiyorum anlatabiliyor muyum? <laughs> o tarz bir gece. Çiftleri bekliyoruz. Ya şöyle bir şey oldu. Çok kısa bir, bir şey söyleyeceğim. <laughs> var evet. var işte İstanbul evet. İstanbul'a ilk geldiğimde buradaki <laughs> okulda yani. Böyle bir mini bir ev partisi yaptık. Bu doğru. Ee, mini derken iler... kaç kişiydi? Mini etekli ya. Mini etekli bir tamam. ev partisi yaptık. Mini derken kaç kişiydi? Ee, 4-5 kişiydik. Okey abi. Dinliyoruz. Gecenin ilerleyen vakitlerinde bir tane arkadaş, bir kız kendisinin peygamber olduğunu iddia etmeye başlayınca ben eve gittim yani bıraktım. <laughs> Nasıl ya? <laughs> <laughs> sen ne dedin? <laughs> Tövbe estağfurullah dedim. Ben dedim bu kadar yeter bana bu kadar bu gecelik partileme. Ben dedim gidiyorum. Yani bu şaka değil. Sen e sorsa bu da. şaka değil abi. Gerçek bu bu arada. Kime sorayım? Aynı soruyu sana soracağım Mert. En çılgın ev partisi. Bak düşünün. Hangisini En çılgın ev partisi. Niye pipine bakıyorsun? O <laughs> havuza kartım mı orada? Niye? <laughs> o mu hatırlatıyor? <laughs> yani be. mi yapıyorsun. Şöyle 2015'te şubat'taki bak, tık yok, 2013, baş, Sadece başını anlatacağım. E, biz 9F'te oturuyorduk. E, ve 9F'te sitede başka bir eve taşınacaktık. 9F'te baba bize tam, bak. Bize bizim ilgilenmediğimiz e, Tam bak, tamam. Detayları vermem. Gereksiz verme. detay vermeyeceğim. Tamam. 9F neresi? Önce onu söyle. Madem 9F'ten. Benim 9 abim, 9 ev, sitenin adıydı yani nerede abi 9. Site? sokakla F sokak Ya nerede nerede San Diego San Diego Opa. Ya sen bu hikayenin Amerika'da geçişini anlatabilmek için götüm götüm detaylar veriyorsun ya Desen oğlum San Diego'da yaptık ha. Amerika'da yaptık 9F Sen gidip bakacağız 9F mi kaç ev olduğunu Evet yani Evet Amerika'da geçti ee, Biz tam o alttaki eve taşınmadan önce Gece havuza girildi elde... mi o partide gece havuza girildi mi Sitenin havuzu yoktu. Siktir git o zaman öyle Amerikanın partisini ben amına koyayım ya. Amerika'da parti yapacağım Allah gece yok. havuza girmeyeceğim. Yok ya. Öyle bir şey mi var amına koyayım ben, ya. Ben üstteki ev bomboş bir ev. Onun tuvaletini kullanırken bir anda kapı açıldı. Ee, sesleri duyuyorum. Tanıdık hiçbir ses yok. Allah Allah dedim hırsızlar mı girdi eve. Kızlar konuşuyor falan derken bir anda kapı açıldı. Ben tuvalette oturuyorum. Üç tane kız bir baktım abim bir anlarında. <laughs> Biz de aşağıda mangal yapmak istedik. Niye istemedik. yatak odasına gitmişler kızlar... tuvalete gidiyorlar? Gençlik alışkanlığı Ya Kızlardan biri tuvaleti kullanmaya geldi yani o bir, bir, orada karşılaştık artık. Tuvalet fantezisi mi varmış? Ev bomboş çağır Oğuz ev Oğuz'un sesi gelmiyor çaktırmayın. Bence evet ben Oğuz ben Oğuz'u hatırlıyorum. Abi, abi, niye bir dakika Mert ev boş sen evet. tuvalettesin abin 3 kızla senin bulunduğun tuvalete mi geliyor? Tuvalete değil eve giriş yaptılar kızlardan biri tuvaletin kapısını açtı selamun aleyküm dedim ben de. Bu parti mi şimdi amına koyayım? E şimdi o, olay ondan sonrasında oradan e, barbekü partisine döndü. Aşağıdaki gideceğimiz evde mangal falan yapmak üzereydik biz. Oradan da gece öyle başladı. Oğlum anlatman gereken zaten gecenin ondan sonrası başında bir bölüm Hayır. yok ki. Sağ, sadece bu kadarını anlatabilirim. Sikeyim senin tuvalette oturduğun anı niye bize anlattın ya? 9 evde tuvalet Çok yapmışsın ama. Sen Amerika'da, Vallahi San Diego'da tuvaletini yaptın bir akşam anlattın bize amına koyayım yani. F, Biz F, sana F, F, bunu F, sormadık ya abi amına koyayım ya. Bir tane kadın Ne kadar pis bir hikaye anlattı abi. ya. San Diego'da Mert <laughs> tuvaletini yapmış arkadaşlar. Bak, bunu anı yani felekten, bu hikaye yapmayın. Çağrı bak felekten mi gece anladın mı? Bir anda... <laughs> No, hani tuvaletteydin bir anda bir ortam değişti yani. O e ne yaptın oğlum? Ortam kalıyor. neye gitti? Onu anlatsana ya. Ya ortam, aşağıda mangallar yapıldı. Alkoller içildi. <laughs> <Daha> ne anlatayım? <laughs> Öyle bir ortam mı? Kızlar peki uyruk olarak... Uyruk... Nerel'in uyruğundandı? Amerikalı. Has. Has Amerikan mı yani? Evet Tam da böyle şey e, Üniversite dönemi Ne diyorsun ya piliç mi Hı? yani Evet Piliç demeyelim de çılgın diyelim Orada çünkü o piliç kültürü var ya <laughs> <laughs> bak ben sana hoşuna gideceğiniz bir hikaye anlatayım mı? Bak bizi ben, orada pe... <laughs> evet. ben orada Ben orada ben orada pedikep yapıyordum. Pedikep ne? Senin bak belanı sikerim şimdi sak Bak 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 bisiklet bak, bisikleti bisiklet, bisiklet bak, bindiriyordum. Bisikleti millet bisiklete taşıyordum ama bakayım. Türkçesini söylesene New York'ta New York'ta bak. Sen bizi cahil mi zannettin? <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bisiklet, bisiklet taksi. Arkaya Evet bisiklet taksi ama turistik bir şey. Yani şey Nasıl bir bisiklet o ya? Nasıl alıyorsun arkaya? Ulaşım ee, ulaşım için değil. Kanka, sepet var. Sepet var. Evet, Eve aldığın bisikletten mi? Hayır o evi aldığımdan değil <laughs> Yolculuk hissi veriyordu müşterime Orada müşteriler gece Alkollüyken en son otellere dönerken e, Çılgınlık Çıkabiliyordu çok fazlasıyla Herkesin orada bir sürü hikayesi var e, Benim e ilk gittiğim dönemde 19 yaşındayım daha ufağım Böyle bir çok da toyum o dönem İki tane lezbiyen Ya şu e, tövbe estağfurullah hiç, Olabilir abi onlar da lezbiyen olabilir Sen niye bunu yargılıyorsun ya İnsanların A, kendisi içemiyor. Kendi yani. insan et yemiyor diye yargılıyorsan kalk siz <laughs> git buradan ya. Ne bak, yapıyor? Bak. Irkçılık yapmanın siz hiçbir anlamı yok ya. Adam. Ben otelin önüne bunları götürdüm. Tabii otelin oraya varana kadar da biz bir ton muhabbet ettik. O öyle oldu böyle oldu derken otelin önüne geldik. Bir dakika Bana bir dakika bir ki, dakika bir, geldik, sen sen bir dakika bir dakika bir dakika. Sen bu iki kızı nasıl bisikletin arkasında götürdün Lezbiyense? <laughs> nasıl, ne demek nasıl götürdün ya? parasıyla benden hizmet satın aldılar. O kaç tane? Yolda giderken de sohbet ediyorlar. Bir şey söyleyeceğim. kaç tane oturma selesi var? Beş. Madem bunlar lezbiyen. Sıkışırlarsa altı. Sıkışırlarsa altı. Aa iyi detaya kaldın Çağrı abi. Ha bunları yakalarım işte. Beş tane oturma yeri var arkanında öyle mi? Evet. Onlar da pedal çeviriyor mu yoksa lezbiyenler diye onlara pedal çevirtmedin mi sen? Şerefsizsindir yapmışsındır öyle bir ayrım Hayır pedalı, pedalı sadece ben çeviriyorum. Hanımefendi siz lezbiyensiniz hiç ayaklarınız yorulmaz Dü... güzel güzel 36, 36.5 numaralı ayaklarınız. Hiç siz çevirmeyin ben kendim çevireceğim efendim. Dümen Dümende ben varım arka taraf artık isterse. Ne yaptın kölelik mi yaptın onlar isterse... o gece? <laughs> ben korktum çıkamadım yukarı. Bana dediler ki sen ne, neredensin dedim Türk'üm ben. Ee, ülkeni gururlandırmak istemez misin dediler. O kadar korktum ki çıkamadım yukarı. Geri zekalı, ülkeye 2 yani. puan getirecektin ama Al işte. getirememişsin. Allah belanı vermesin sana. Hiçbir Benim alanda bir insan, bir insan alalım. bizi temsil edemez tamam, mi artık. ya? Daha çok yeniydim, çok yeniydim Çağrı. Ya hadi be abi, bisiklet sokuş anlatmıyorsan geç ya, başka sen anlatsın. Tövbe estağfurullah, Nuri... öyle de demeyelim ya. <laughs> ya bu hiç heyecan verici bir hikaye değil ki bisiklet ya. bisiklet sürüyormuş. Değil eyvallah değil ama... <laughs> Şöyle bir şey söyleyeceğim. Ülkene puan getirmek istemezsin. İnsan orada milli duygularla gider lan. Aynen öyle. Yani keşke. Ah. İkisi i̇şte insan sonradan akıllanıyor Çağrı. Ama dediğim gibi ben ondan sonrasında 7 sene daha orada yaşadığım için e, hiç merak etmeyin o bayrağı <laughs> bu ilk seneydi yani. Kendi, kendi, kendi. Başımıza gelen ilk seneydi. Olur öyle. Yine bir gün tuvalette oturuyordun kapıdan abin dört kızla mı geldi bu sefer? <laughs> Amerika'da full tuvaletini yapmış şerefsiz. <laughs> bir tane anısı olmaz mı ya insan Amerika'da tuvaleti mi anlatır ya? Abi başkası konuşsun benim boğaz gitti. Ben de üniversitede, geçmiş üniversitede başladı. başladım. <laughs> o sana söz hakkı Saçım... verdim hatırlamıyorum ama anlat bunu. Ama sesim değişti fark ettiysen Evet evet değişti anlat hmm. bakalım. Aynen. Saçım da 3 numara arkadaki de eleman da böyle hani şey yapacak ya çağır bir trip vardır hani. ilk günlerde böyle insanları aşağılama falan. Bana böyle dokundu arkadan. Sen dedi askerden mi geldin dedi. Ben şöyle dedim. He dedim daha yine bitti de yüksek ovalaydım ben dedim. Beni geri zekalılar. <laughs> hepsi abi demeye başladı tamam <laughs> Bir şey dönem bana abi dedi. <laughs> <laughs> <Aa. gülüyor> Aman yapayım bu hikaye dinleyeceğim. <laughs> çok güzel bir hikaye. Wow. Üniversite ilk gün hikayesi çok hoşmuş. Keşke bu, bu arada, hikaye bunu böyle olacağını gidip Amerika'da tuvaletini yaptığını anlatsaydın daha bak. Mert'in değerini bilemedik ya. Tamam lan. Şöyle bir hikaye anlatacağım. Tamam. Şimdi teknik resim dersin. Neyse tamam mı? Hoca ne yaptılar? Silgi mi istediler amona koyayım? Ne yaptılar? Abi silgi işte mi alttan üstten görünüşlerini çizdim. Hoca dedi ki. Dur bir düşünsün arkadaşlar hocanın ne dediğini bir düşünsün. Tam kurguyu tam yazamadı. <laughs> Hoca dedi ki askerim son sana abi Yok. dedi. Oh, ben de çekip Elimi kaldı. <laughs> Hoca dedi ki sen askerden mi geldin? <laughs> evet dedi. Ondan sonra bütün sınıf bana abi abi dedi. <laughs> Anlat. Ben de şekli çizdim. Elimi kaldırdım hoca gelsin diye. Ondan sonra hoca tam bana doğru gelirken şekil ortalı olacak dedi. Ben elimi indirdim. Baktım ölçtüm. Şekil ortalı değil. Ondan sonra e, kağıdın e, fazla olan kısmından kestim çağrı. Ah. Onu geri elimi kaldırdım geldi hoca. <laughs> Sen de ne çılgın bir adammışsın. <gülüyor> <gülüyor> Kağıda bak tamam mı? İşte ee? aferin aferin çizmişsin falan dedi. Onu sonra şey anladı bir acayiplik oldu. Orada anladı. anladı tabii değil mi? Evet. <laughs> anladı. Onu bu ne dedi? Ben dedim ki kağıdı kestim dedim şekli ortalamak için dedim. sonra... Siktiğimin <laughs> oğlu işte onun yüzünden ben üniversiteyi bitiremedim o piçin yüzünden. <laughs> Allah Allah. Bırak kanka boş ver ya. Boş ver <laughs> ya. <gülüyor> takma oğlum ya. takma ya Oğuz. <laughs> takma ya. Böyle. Değmez Oğuz'um ya. Abi <laughs> mi seni? Ercan dede e, <laughs> işte sen mi anlatsın ya? Yürüyen tecrübe TBP şampiyonu. Eee ben sen sporu çektim. Kızlar aşağıda mıydı? <laughs> Kan <laughs> göz göze <yüze> bakıyorduk. <laughs> Erdoğan dedem dur ya. anlatsın ya. Dur be Erdoğan dedem gelsin. Hem de vardır ya, ya hayat kahramanı falan. vardı var da benimki biraz böyle şok ya. Nasıl ya? ya i̇lk günden şok olunur mu yani? Olunuyor abi. Şimdi çağrı. kamera açabiliyor musun Mercan? Seni de görmek isteriz. Kamerası. Dur bir saniye. bitti. Tamam Nesrim kızma niye kızıyorsun Nesrim? Benim tamam. birazcık şok ya. Benim gibi şok ilk günden Nesrin şoka kamerası. girdim. Kızın pipisi varmış amına <laughs> koyayım. Hiç tahmin edemedik biliyor musun? <laughs> Ya yani girdik tabi arka tarafa geçtik. Klasik yani boy uzun zaten arka tarafa oturduk 3 tane sap biz. Boyu da merhaba, 180 merhaba. He bu arada. <laughs> uzun da yani <laughs> abartı yani uzun da değil. İşte yani baktık ve hemen ama. bir tarama yaptık tabii girer girmez. Hemen böyle bir analiz yaparsın. Hemen tabi babanın gözler bir tane altını kesti orada. Böyle bütün gün ama bütün gün gözüm altının üzerinde belli yani. Bir şeyler olacak. Ne yaptın? Gözlerini soydun mu? Ne yaptın ya? <laughs> oğlum bir şey. Sen taciz ettin şey sen taciz anını anlatıyorsun ya. şu anda ya. <laughs> <laughs> Biz... bu senin üniversite <laughs> anın da bu <laughs> taciz anın ya senin. Bu tövbe estağfurullah. Oğlum konuyu aldın başka bir yere getir. <laughs> bir şeyler olacak derken hani bir kahve bir sohbet muhabbet <laughs> konu açacağız anladın mı? Eee? <laughs> <laughs> hani mevzuyu gireceğiz. Evet. Neyse moro işte ilk, ilk, gün bitti tabi. Konuştuğum kişi sayısı 4-5 falan. Lan dedim bir gideyim şunun yanına. Çıktık işte. Yıldız Teknik bu arada. Ön ha, tarafa gelmiş şöyle. Tam, tam, böyle böyle konuşama Atun abi bir araba yanaştı. Böyle Mercedes. Aldı gitti abi. Sevgilisi var mı zaten? Daha ilk günden benim orada direkt. Saldım zaten ilk sınıfı direkt. Orada bıraktım. Odun mu düştü? orada bıraktım. bilmezsiniz. Orada bıraktım. O adam gelip borcunu ödeyecek. iş <laughs> abi. <laughs> Valla ben hep abi. Anadolu'da okudum. O yüzden hikayeler oldu şu an. Ne olur ya? Bak. Ben hep Anadolu'da okudum. Hikayelerim böyle yani arkadaşlar. Siz de adam olun, çalışın, iyi üniversiteye gidin. Benim gibi mal mal hikayeleriniz olmasın. Golden Arrow gelmiş. Hoş geldin Golden Arrow. Kanka şimdi Oğuz bu işler... Senin işten... hikaye... Oğuz, senin hikaye yarım kaldı ama ya. Oğlum işte Hangisi? buna abi demişler ya bütün sene. <gülüyor> <gülüyor> Oğuz abi Oğuz abi de takılmışlar işte. Ee, <laughs> Yağmur senin hikayen var mı? Teşekkür ederiz. <laughs> Çok iyiymiş. <laughs> Zor basın ya çay. Yağmur Yağmur'da vardır ya, set anıları falan vardır ünlülerle. Onları Ama anlatamam ünlü. ki. Niye Aa. anlatamıyorsun ya? Anlat anlat. Hayırdır? <laughs> Yok onları, onları anlatmıyor Hayırdır bu adam, abi demişler onu anlattı bu adam. Bize biraz inside bilgi ver ya. Biraz Kim anlat da Ercan biraz baksın o tarafa doğru, kesin. <laughs> Aynen öyle. Yok veremem de üniversitede ben bir tane Karıştır karıştır bunu karıştır. <laughs> Ercan'ım karıştır yabancı yok. <laughs> ya yabancı yok ya. Madem arıyorsun. <laughs> ben kaçırdım ya. Manyak mısınız siz? Şimdi Ercan'ın üniversitenin ilk <laughs> gününde gözleri bozuk değil. O ne kadar baktı sayın nokta gözleri o gün bozuldu. Ondan sonra gözleri işte. <laughs> Mor, tam bir harbi bakılırdı. Sen şimdi böyle diyorsun ama sen daha de az değilsin yani. Aynen çağıramazsın yani. <laughs> Dostum ben hiçbir zaman hayatım boyunca hiçbir kıza ben böyle bakmadım. Böyle bakmadım. Hı. Ya moruk kesişirsin yani benim dedim. Sen onu aldın çevirdin bir şey yap. Ben hep böyle Ay, bakarım. Yani Bana bakıyorsun kesişirken, kesişirken bakıyorsun, böyle göster bakarım. Göster bakayım. Hayır hayır bir full, tam, tam, ekranda bir nasıl bakıyorsun? Bir göster bakayım bir tam ekran yap. Şöyle gözlerimi kaçırarak. Siktir <laughs> lan. Evet. <gülüyor> Anlat Yağmur. Ha. Benim ha. ikinci üniversitemde ben bir tane çocukla konuşuyordum tamam Otobüste karşılaştık. Çocukla böyle bir dakika, çok havalı bir şey bir falan dakika, böyle Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Hikayeyi irdelerim Otobüste karşılaştınız tamam. ve selamlaştınız mı otobüste? Otobüs durağında pardon. Yok selamlaşmadık. İlk kez orada Yok. görüştünüz yani gördünüz birbirinizi. Gördük birbirimizi. Çocukta mı güneş gözlüğü var? Ben çocuğun gözlerini falan görmedim. Çocuk, çocuk daha da çok sonra çok çalışıp arabam aldı? Bir başarı hikayesi bu seninle karşılaştırılır <laughs> o gün. <laughs> Hayır, yok. Evet. Anladım o zaman. Neyse orada bakıştık falan sonra çocuk beni Instagram'dan buldu. Instagram'dan yazdı falan biz böyle konuşmaya falan başladık işte. Ne bölüm Nasıl okuyorsun? buldu Onu Instagram'dan seni otobüs ya? durağında görüp? Bilmem bir şekilde bulduk <laughs> birbirimizi. Tabii hey, sen hadi hadi ya. Tabi sen bindin otobüse, fotoğrafını çektin, paylaştın, <laughs> etiket attın. Çocuk tabi. Hayır. Pay... Hayır, galiba arkadaşım arkadaşımdan ismini mi öğrenmiştim? Öyle bir şeyler olmuş tam hatırlamıyorum da. Biraz o zamanlar çok böyle stokluyordum. ben. Böyle... Konuyu tam anlayabilmek için <laughs> soruyorum. Yok, sen mi onu buldun? Konuyu evet. tam anlayabilmek istiyorum. Bu çocuk okuldan bir çocuk mu yoksa random bir okuldan, durakta kalkmış. Tabi okuldan. Tabii okuldan oldu, bizim beşken. Dinleyelim bizim o zaman. Beyken... <laughs> Bizim Beykent'te zaten bir tane durak var Ayazağan'ın orada. Üniversiteden çıkanlar direkt orada orada otobüs bekliyor. 41E bir de 41AT'ye biniyorsun. Bizim Beykent'imizde öyle bir durak yok. Evet. Okuldan çıktık orada beklerken çocuğu gördüm ben falan filan. Neyse sonra Instagram'dan konuşmaya falan başladık. Dedi ki görüşelim okulda. Tamam dedim ben de. Görüşelim dedim. O zaman da üstümde bir tane tişört var. Tişörtün üstünde Barbie yazıyor. Barbie tişörtü. Ama ben de onu ironi olsun diye giydim. Yani o zamanki tipim hiç böyle Barbie gibi değil. Ambalaja bakar mısın? Böyle kızlar Barbie gibi giyiniyor işte. Yavaştan böyle estetikler falan <laughs> bu başlıyor. Bu satış <laughs> stratejisi <laughs> mi bu? Ne bu amına Ben de ironi yapmak için onu giydim tamam mı? Önümde böyle Barbie yazıyor. Kolları falan pembe. Altında siyah pantolon falan var. Saçlarım kısa falan böyle. Evet. Neyse gittik çocukla buluştuk. İşte ne haber ne yapıyorsun? İyi sen ne yapıyorsun falan falan. İyi oldu görüşürüz falan bilmem ne dedim. Sonra çocuk dedi ki ben de derse gidiyorum dedi. Ama aslında dersim yok falan demişti. Yani daha var demişti. Oturuz, kahve içeriz falan demişti. Ben de iyi tamam dedim. İyi sonra git Çocuk beseydim. gitti. Çocuk gitti. Ben de gittim. Bir daha da hiç bana yazmadı. Ben de o Barbie tişörtünü yırtıp attım. Sonra İşte Barbie tişörtünü sonra... çocuk oradayken yırtıp atsan yazardı. Bilmiyormuş. Birkaç <laughs> ay sonra ben staj yaparken yanında mı? Geri zekalı. <laughs> 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 birkaç ay sonra yazdı. Ne yazdı? <laughs> Ne haber ne yapıyorsun dedi. Ben de engelledim. Ne, haber yazın. Barbie mi yazdı? <gülüyor> 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 Neler yapıyorsun ya dedi. Öyle bir şey demişti <laughs> galiba. Ne yaptın ya Barbie? Yim. Barbie. Yani bundan sonra Barbie diye story açacağım <laughs> Nefret, ben. Nefret, nefretlik tişört. Bok Baby şey değil Barbie'ler bekliyorum sizi. Yayınıma bekliyorum bütün Barbie'leri yazacağım. <laughs> yani Güzelmiş yani tek Barbie. sebebi Barbie tişörtü müydü diyorsun? Bence öyleydi çünkü çocuğun tarzı hiç o tarzına bakabilecek bir yapıda bir çocuk değildi ya belki de beni beğenmedi o da olabilir yani Belki başarılı de, bir ona... dateini anlat bari üniversitede bari hani bunun yerine barbe tişörtü giymediğin bir e, dateinden bahset başarılı bir date veya bir fail de olabilir. Hmm. Düşünüyor 15 sene oldu o da hatırlayamadı. Bir tane çocuk var üniversitede o çok yakışıklı böyle sarışın mavi gözlü falan gibi. böyle. gibi ne yakışıklı ya. Baya yakışıklı. Hı, Hı çocukla böyle bakışıyoruz. O, o, ben, ben, o bana bakıyor ben ona bakıyorum. O bana bakıyor ben ona bakıyorum falan. Sonra çocukla böyle hafif daha konuşuyoruz abi. Hafiften sonra nasıl? Sonra tutuyor, hafiften de konuşmak de ne demek ya? <laughs> i̇şte selam. Facebook'tan geçerken selam. Selam adında. <laughs> <geçmişlik. Mey> <gülüyor> <gülüyor> Allah Biz Allah. Sen <laughs> de <değil, Amsatlısın>. Yeter dedim sen varsın. Yeter. E Facebook'tan ekleştiniz. Aynen o zamanlar Facebook kullanıyorum Facebook'tan ekleştik konuşuyoruz falan. Vay be Yağmur teyzem. Evet. <laughs> Vallahi sorma bulmuyor oldum artık. Chatten konuşuyoruz hiçbir sıkıntı yok böyle. Klavye delikanlısıymış zaten neyse. Konuşuyoruz Bak işte. falan böyle normal hiçbir şekilde problem yok. Okulda çocuk suratıma bakmıyor. O benim suratıma bakmıyor. Ben de onun suratına bakmıyorum. O çocuk çok yakışıklı yani. Hani kesişiyordunuz? O önceden de konuşmaya başlayınca kesişmeyi keşfettik Sonra ben gittim bir gün yanına. Ben o zamanlar arada böyle herkesin masasına gidiyordum ya teker teker. Evet. Gittim. Dedim niye gelmiyorsun <laughs> hiç yanıma falan dedim gelsene. <laughs> o ne demek o, ya, ya <gülüyor> o. <gülüyor> o? sen ne yapıyorsun ya? Herkesin masası. Herkesin masası. Ama... Gidiyorum demek nasıl bir tabir ya? <laughs> Çağrı <laughs> öyle değil miydi? Ben bütün masaları teker teker böyle dolaşıyordum. O şey, üniversite. garson da herhalde ya. <laughs> Ebeveynlere falan girmiyordum. Langırt oynuyordum sürekli. Ya Neyse. tamam bu bet görüldün evet. <laughs> evet, öyle. Çocuk bir sana bir daha konuşmayı kesti. Çocuk benimle konuşmayı kesti. Ay bu çok üzücü bir durum. Sonra biz bu çocukla e, Taksim'de görüştük ama çocuğun Taksim'de Taksim'de olduğundan haberi e, haberim yok benim onun Taksim'de olduğundan. Onun da benim Taksim'de olduğundan haberim yok. Ama ben onu zannediyorum ki arkadaşıyla Derste zannediyorum. Meğersem Taksim'de bir kız arkadaşıyla geziyor. Kız arkadaşıyla çok samimi bir kız arkadaşı ve ben bunların birlikte olduğunu düşünüyorum. O zamanlar içime doğuyor yani öyle bir şey oldu. Neyse ben orada gördüm onu falan böyle. Bana dedi ki ders notlarını bana verir misin dedi. Ben dedim ki hayır veremem. Gelseydin derslere falan Bir dakika bir böyle. dakika. Benim Taksim'de kızla da iyi. görüyorsun çocuğu. Çocuğu kızla evet. Taksim'de basıyorsun. Evet. ne flörtleşiyordu. Evet, çocuk bende flörtleşiyordu. O Mesela anda senden bir ders notu mu istedi amına koyayım herif? Evet, ben aynen öyle. tamam. Aynen öyle, sen <laughs> ya, helal ben olsun ben ben ders notu istedin. <laughs> he ne helal olsun? Bu mu? Yaratıcılık <gülüyor> seviyesi bu <laughs> ya. mu yani? Ama... Aptal. Gerizekalı. So, ee O zamanlar... ...bir tane bir program vardı böyle. O zamanların popüler bir programı. Biz oraya gidecektik, Dindir. bilet almıştık. Ha? Hayır. <laughs> İner misin, çıkar mısın? Bilmem, bir tane de program ya. Beyaz Show'da değil. Neyse sonra o zaman da ben başka hala efsane kar yağıyor ama hazırlandım böyle süslendim püslendim bayağı böyle hani çok hevesli bir çocukla bir yere gideceğiz diye. Sonrasında da bir şeyler yaparız falan diye konuştuk. Neyse ben çocuğu arıyorum. çocuğu telefon kapalı açmıyor. Allah al arıyorum arıyorum açmıyor. Arıyorum arıyorum açmıyor. Ben arkadaşımı arıyorum diyorum. Ne yapacağım diyorum? Gitsem mi gitmesem mi? Şimdi diyorum ya gidersem ya bana geri dönmezse falan. sonra beni bir tane numara aradı. Ben o numarayı açtım. Dedi ki işte dedi iptal olmuş dedi. Ben dedi gitmiyorum dedi. Sen de gelme boşuna dedi. E dedim görüşelim falan bugün dedim. Hani ben izin aldım. Ailemden dışarı çıkabilirim. Hani takılır falan. tişörtümü giydim. Hayır. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> Bu yok ya dedi. Hava zaten çok soğuk gelme sen de boşuna falan. Baya kar yağıyor falan. İyi tamam dedim. Sonra ben beni aradığın numarayı Türkcell'den arattım. Baktım kimin diye. O kızın numarası. Kızla birlikte evdelermiş. O gün takılmışlar. Ya davet etmediler bize. Sen. <laughs> Ve seni bir davet etmediler ben... mi? <laughs> Türksel yetkililerimin <laughs> söyledi bunu evde takılmışlar? <laughs> Yok öyle ama anlıyorsun yani. <laughs> sen Tam kurmuşsun bence kafamda. Hayır kurmadım. Sonra çocuğun Burcu'na bak ikizler Burcu'yumuz dengesiz. Ulan <laughs> ne ben alakası var? Ya şu burçları ya bir salın abi, şimdi abi ya. ya Serkan da ikizler, i̇kizler Burcu daha olsun olsun bir tane. Şimdi. Allah Allah. Ondan. İkizler Burcu çok havalı oluyor. Lan bizim Serkan'da ikizler Burcu abi diyor hiç diyor böyle değil ya diyor inanır mısın diyor ya diyor. Serkan'ım diyorum sen de ikizler değil misin biraz Burcu'nun özelliklerini taşısana diyorum ya. Bir gün onunla bir gün onunla falan yok abi abicim öyle bir şey. Evet öyle ama gerçekten bir gün onunla bir gün onunla harbiden. O bilmiyorum şu an Sen ne Burcu'ydun Yağmur? Neyse evet. <laughs> ikizler. Eee? Al işte. <laughs> ben de de ikizdim işte. <laughs> Ulan az önce ikizler burada bok atıyordun ya. Kendin de ikizler misin? evet. Ben kendim de. de ben de dengesizim zaten. Ben de, de sıkıntı. Ama erkeklerin farklı oluyor bu arada. Erkeklerin farkı evet yani, genetik çok o anlamda. Çok yakışıklıydı. Çağır ah, şu erkekler. Gibi çocuktu. Bak sana bir söyleyeyim mi? İkizler burçları zaten genellikle yakışıklı olurlar. Ben öyle tipsiz ikizler Ve çok tanımadım. Ve zeki oluyorlar. Bak Sağ zeki abi. olurlar. İkizler erkeklerinden bahsediyorum Yağmur. Karamancım Karaman erkeği. Karaman mesela ikizler erkeği. Her halinden Aram. belli baksana. Oy. Tamam mikrofon kapalı. oy 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 oy. Karaman, Karaman ke. Oğlum sen madem buradaydın beni niye telefondan arıyorsun? Karaman'cım. <laughs> ne yapıyor acaba şu an? Dur dur. Hakkında bir şey var onun. Abi muhabbet edince haber bak, versene. Biz, biz telefonda konuşuyorduk zaten baksana. Ben sana... Aşkım terazilerle tamam. çok güzel. <laughs> 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 Teraziler hiç <laughs> çapkın değildir abi. Terazilerin nerede çapkınlık yaptığını gördünüz ya. Sanat düşkünü bir insandır teraziler. Sen terazi Tenazı miydin? Evet. Yorum akıllılardır teraziler. Çağrı abi senin var mı başarılı bir matematik hocası sikmanın? Ben Yapayım, varsa yani başarılı. Anladım. Mami bu kadar da direkt sormayın ama ya. Biraz yuvarlasaydın. Bu ben. mami geldikçe atsanıza <laughs> yukarı. Mami başarılı anlattı ya zaten. <laughs> Bak mami aşağı geldikçe attım bunu böyle yukarı attım. Sikeceğim çünkü belasını sikeceğim en sonunda o olacak. Benim üstüme neler yapıştırdı ya bu yayında bu piç kursu. Cima işlemi. Allah Allah. Koltuk sikildi. Anlattı mı? Hasan <laughs> seni bak banlarım bu Discord'dan Hasan. Anlatacaksın. Ve kimse şey, açamaz ben, bu banını haberin olsun. Hatta banlayayım ya. <laughs> Öldü de abi tamam yapmıyorum şaka maka kapat. Hasan'a dokunma ya Çağır adam sınav hazırlanıyor ya. Dur abi yapma değmez. Yapma. Değleri Yap, söyleyemiyor. Kapat abi kapat. Ben ne söyleyeyim. Balnamız Çok boktan bir sebepten gitti ama ne yapalım? Hasan kalbimi. Ulan bak uzuldu la metmedi. Bu piçin yanlış infoları yüzünden burada heyecanlanıyorum. Allah lan Hasan. Allah lan. Evet, yağmur bok gibi anılarım varmış harbiden. Evet. Bir tane de anım var Aral'deyken. Sen anlatma. Sen arkadaşlarla, anlattın. Arkadaşlarla dur bozuluyor dur. Yani. Dur bir dakika. Arkadaşlarla oturuyoruz böyle. O zamanlar ikinci dönem başlıyor. Ee, i̇çeri doğru gireceğiz böyle ayağa kalktık giriyoruz falan. bir tane çocuk böyle ayağa kalktı tamam mı? Ben de dedim, Oha, bu nasıl dedim, kalktı niye lan? ayağa kalktı dedim. Bir baktım çağırıyormuş. Nerede ayağa <laughs> o zaman kalktı ya? Vermek nasıl ya? Nerede? Salak. <laughs> bir dakika, bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> Çağrı abi abını gözüne kestirmiş o zaman Şu K'ya ben... bir daha anlatır mısın? Ben tam anlayamadım hangisinin ben olduğunu. O zaman da beyaz, bir dakika bunu çok net hatırlıyorum <laughs> kombini. beyaz pantolon perbe gömlek giymişti. <laughs> Aa onun fotosu var <laughs> o kombini. evet, o gün müydü yoksa? <laughs> lan bayramlı <laughs> o adamın niye dalga geçiyorsun? <laughs> bir dakika, parlıyor bir dakika. <laughs> öyle ben ya, Sus lan bu Sikerim senin belanı şimdi ha. Yağmurcuğum. Var mı ya? Hikayeyi bir de anlatır mısın? Abi hoşim. bir dakika ya. Hikayeyi bir de anlatır mısın Yağmurke? Şimdi aklıma o geldi. Öyle işte o kadar. Sonra selam. Anlamadım, anlamadım. Bir daha anlat ya. <gülüyor> <gülüyor> yağmur, açalım. yağmur foto var mı? Yağmur, Aa, şu hikayeyi bir daha anlatsana. Tamam dur, anlatacağım. Sakin olun ya. Evet, fotoğrafı bilmiyorum. Her yerde vardı fotoğraf. Aa biz normal. Arel'in bir tane böyle bahçesi var, tamam mı? küçük bir bahçe. Bahçede sayılmaz yani. Oturmak için masalar koymuşlar. Bir de camlı bahçe var. Camlı pardon camlı kafe var. Her tarafı camla kaplı kafenin. Herkes oraya burnunu Ya orası çarkı camlı odan. kafe Aklısına... değil camlı kahve ya. Evet. Gün görenin orası. Sen ne camlı anlatıyorsun? Camlı kafe. Camlı kafe. Ha kafeden bahsediyorsun. Onun, en, onun evet. en ucunda da Çağrı ve arkadaşları oturuyormuş. Tamam. Biz burada kalktık böyle yürüyoruz çünkü böyle gidiliyor sınıfa. Ben böyle yürürken baktım karşıdan biri böyle ayağa kalktı. Ha. Ben de bu dedim bu kim dedim niye dedim ayağa kalkıyor bir de bana bakarak böyle ayağa kalktı. Meğersem şu an ne haber Yağmur falan dedim. Ya bu salak <laughs> ben hikaye doğrusunu anlatabilir miyim? <laughs> Ay böyle. Hikaye ya şu. Ya ver ya ben de gitar çalıyorum. Hikayenin <laughs> <ayın ne gülüyor> doğrusu arkadaşlar. Biliyor musun? Bir dakika bir dakika durdum Ondan sonra da, Bir gün böyle ikinci öğretimde Çağrı. Benim de bir tane dersim ikinci öğretim. O zamanlar denk geliyoruz biz Çağrı'yla. O zaman Samet'i falan tanımıyorum ama sadece Çağrı'yı tanıyorum. Bir gün böyle gittim selam verdim Oturdum masalarına falan dedim ki ne yapıyorsun dedim Çağrı notlara girmiş şarkı sözleri kaydediyor O 30 bile olmadan arkadaşlar oradan gelme işte o zamanlar yazıyordu Çağrı şimdi <laughs> salak, yağmur. Yazıp bekle, <laughs> salak yağmur bekle anlatayım salak yağmur arkadaşlar ben <laughs> üniversitede 3-4 kere konser verdim tamam mı bu arkadaşın geldiği gün de benim konser verdiğim günlerden bir tanesiydi böyle kulüplere ben böyle konser falan veriyordum okulda. Ee, bu arkadaşın geldiği günde de ben konser verecektim o gün. Dolayısıyla notlardan söyleyeceğim şarkıların sözlerini tamamlamasını yapıyordum veya işte düzenlemesini yapıyordum. Gelmiş zaten götü beş karış havada ne bok yediği belli değil. Öyle bir yere ne haber sen ne haber en sevdiğim tarzdır yani bu da. Ne haber senden ne haber İyi benden de iyi. Naber? Aa ne haber Gökhan? Gökhan ne haber ya? <laughs> Döneceğim ben buraya geleceğim tekrar Gökhan'la bir görüşeceğim onu bayağıdır görüşmedim çünkü. Aa ne içersin? Yağmur bir şey içer misin sana da getiririm çay bak. Aa olur abi ne var çay var. Aa yok ya çay içmem. Aa Gökhan <laughs> sen de mi buradaydın Gökhan? Hoş geldin. Gökhan ne haber? Aa Murat gelmiş. Murat'ın yanına bir adam Murat! <laughs> ne kadar güçlü olmuşsun sen bugün Murat. Aa bir dakika arkadan başka Murat geliyor. Murat! Sana demedim geri de başka Murat'a diyorum. Murat! Al beni! Beni al! <laughs> <laughs> bu arada bir kısmında harbiden haklı mı takvim? <laughs> ben bu hikayeyi daha çok inandım. Abi bir dakika Taceddin geliyor. Taceddin! Beni al Taceddin! <Tâjettin! gülüyor> ya Vakça'da <Bahçede gülüyor> bağıra bağıra Sen selam veriyor. Ben de orada şarkı sözlerimi düzenleyen bir çocuğum o esnada <laughs> anladın <laughs> mı? Gelmiş yanıma. Aa bunlar ne? Çok masumdu o zamanlar. Aa bir dakika yok masum değildim lan Arel'de doğru pardon. Masum değiliz hiçbirimiz. Neyse yani öyle bir saçma <laughs> bir ana hikaye hatırladı. İnsan bak o ayağa kalktığım anada da şöyle. Arkadaşlar ders başlıyor biz de kalktık. Bununla da denk gelindi. Yok bu tanımadım falan filan demiş de götümden ayrılmazdı. bu. Beni gördüğü zaman yanıma geldi. Çarına <laughs> haber diye yanıma gelirdi amına koyayım yani anladın mı? <gülüyor> 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 Ya oğlum Hasan free mi? Free Hasan ne ya? Geldim free... ya. Free Hasan yazmış bir de free bak onlar Fri da L'ler. Free free free. L'leri de yazamamışlar onlar. Free Hasan. Evet. Yavaş iç yağmur ya. Nesrin nereye gitti? Buradayım buradayım çağır Kaçtı Her kaçtı. Buldum, yok yok kedi miyavlıyordu ona baktım geldim hemen bir şey. Mert afiyet olsun. Kedi miyavlaması ne oldu? Teşekkür ederim. Aa bu çok tehlikeli kedi <laughs> miyavlası. <Evet. gülüyor> ya o normal ya onun onun hissiyatında var ya o kedinin miyavlar <laughs> o kedi dediğin ya. Ya ama hastalar ya bir şey olur mu diye arada bakıyorum. Saatlerimiz 00, :00 olmamış abi 23.54 daha lütfen. Yağmur, e, nesinciğim, kameranı aç sana ya, niye unutturdun kendini açın kameranı kapatıp? Lütfen. Nesin anlatsın? Evet, nesin, senden sen bir hikaye alalım şimdi de. Ee, düşüneyim. <laughs> o ara yağmur bir tane daha anlatsın. Ya Çağrı, normalde ben sürekli bir şeyler anlatmayı severim ya. Evet. Böyle Şimdi sorunca gitmiyor mu? Aklıma gelmedi. Üniversiteden ya, bir anı ya. İlk günü ya sınıfa girdin. Ne yaptın mesela? Gittin oturdun mu? Ne yaptın i̇lk yani? Mi? Aa ondan Böyle anladım. mal mal baktın. Bakan <laughs> oldu mu sana böyle mal mal? İlk gün oldum. Hayır ben <laughs> geç geldim bir de. Benim en önemli şey insanlar otururken yürümekti. Mesela neyse ilk gün derse oturdum ya Biri böyle a, böyle mal mal sana kesiyor muydu senin? Böyle bakan oldu mu hiç? Tecavüzcü gibi. Ya bilmiyorum gibi. ben o ara çok geldim. Ne oldu biliyor musun Çağrı? Evet. Şimdi benim İlk başta yurda yerleştik ya yurtta odasına ben Merve ile tanıştım. O benim aynı odada kalıyorduk. Bir de aynı sınıfta olacaktık aynı zamanda. Ben Merve'ye dedim ki Merve dedim okulun ilk günü dedim sen birinin yanına otur ben birinin yanına oturayım. iki kişiyle daha tanışmış oluruz. Dört kişi olacağız yani. Herkes Harikatımıza iki kişi mi kazandıralım dedim. <laughs> evet ya yani ikimiz birinin yanına otursak üç kişi oluruz. Dört kişi olalım dedim. Neyse ondan evet. sonra biz ama ilk gün şey yaptık. sınıfı bulamadık falan filan. Klasik işte benim hareketlerim. Ondan sonra biz derse geç kaldık falan filan. Sınıfı bulamadık. 6 Mesela... ay ben makine mühendisi okudum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış bölüme gitmişim. <laughs> ya. ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ne anlatacaktım ben buradan ya. WhatsApp'a <laughs> baksana abi Burak Burak, Burak Yörük WhatsApp'a baksın diyor. WhatsApp'a bak demiş. Burak abi de erken yat yazmış. <gülüyor> <gülüyor> Abi her şeyime karışıyorlar ya. <laughs> Ardo siz neredesiniz? Ne olmuş? Buraklar bu taraftaymış da. Yayın düşer. <gülüyor> 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 Eve gelsinler çağır. <laughs> Yayına gelsinler. <laughs> Biri çete şey yazmış. Kesinlikle klavyeye dokunmamış olması lazım. Nesrin... Düşürmeyiz oğlum yayını. Manyak mısınız ya? <laughs> Merak et. Ben teyzem e, ne neredeyim ne ya? Burak falan diyor <laughs> <laughs> Ben teyzem neredeyim ya bu, <laughs> bugün? Ulan insan demez mi bu tarafa geliyorum diye ya? <laughs> Fırat Albayram'la da yarın... Eee... Video çekeceğiz. Silah Kadar zoruyla video çekiyor. ya? Yok yarın. Yarın yayın yok mu? Ne videosu? Bana böyle yapıyor. Bol bol şaka yap ha diyor. <laughs> Uyanırsan inşallah. Uyanırım abi o kadar da eşek değiliz herhalde ya. Uyanırız yani. Ne videosu olduğunu ya söylemiyoruz değil mi ki? abi? Söyleme Altı ne olduğunu. gibi uyanır diye. ya çağrı. Tamam tamam Altı söylemiyorum. Ne videosu olduğunu söylemiyorum. Aha ben biliyorum. Ben de biliyorum. Ulan Neyse, adam onu da çekelim dedim. Abi 3 olsun dedi. Tamam dedik. Ayarladık 4 olsun dedi. Abicim bak şimdi. Met ne yapıyorsun? Geviş mi şimdi getiriyor? Şöyle bir şey yapayım. Altı, şimdi sabah Fıratal Albayram bana dedi ki Pazar günü saat 12'de dedi orada olalım. Dedim ki yani bu 12'de orada olalımcılık Niye yani? Gün mü bitmesin amına koyayım? Yani anlayamadım, anladın mı? Orada olalım. Ben az video anlatacağım ben biraz daha konuşursam. <laughs> Çekelim bitsin işte gün bize kalsın mı? Ne yapacağız abi çektikten sonra Luna Park'a mı götüreceğim beni? Ne yapacağız yani planımız ne yani anladın mı? Gün bize kaldıktan sonra o günü nasıl değerlendireceğiz yani? Ev kontenti değil. Ben de dedim ki abi dedim bak modumu yakalayayım ben bir saat 3 gibi dedim benim modumu bir yakalayayım sen gece yayın açabil diye. Allah da razı olsun ya. Ben dedim bir modumu yakalayayım Nuri yanlış bir 12'de ben böyle böyle video mu çekeyim? İmkanı yok. Bir tane fitre kahve var mı ya? Böyle video mu çekilir abi? Ben yani hatta şimdi dürüst olmak gerekirse 3 de imkansız Fırat abi. İmkansız değil oğlum. 3'te de buradan beş çıkarız. 5'te başlanır o video 5. Ben 4'te modumu Ve yakalarım. Saatlerimiz 0-0 göstermiyor. 59 geçiyor daha. Oğlum biz bir kere uykusuz video çektik. 4 milyon izleyenlik gayet oluyor. Sahur videomuz var. Sen var ya gerçekten çok tehlikeli bir adam oldun bu internet dünyasının için. Onu ben sana bir söyleyeyim yani. Adam her şeyi artık şey olarak bakıyor ya. Saatlerimiz sıfır 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 sıfır, Değil. sıfır, sıfır gösterirken. Değil haberken. O seni düşünmüyor. Yoksa düşünüyor mu lan? Potifar çalışmıyor lan. Aa. He, müzik vermedin. Bitti Düşünüyor. bütün duygusal Hayır. an. Piç oldu. Hayır duygusal oldu. Bir şey olmadı bir dakika. Tüm düşünmüyor zannedenlere gelsin o zaman. Lan Aa. kafalar. Adam da burada kontent duygusal mı yapıyor. Siz niye atlıyorsunuz lafa? Sik kırıklara. Kim atlıyor lan? Ya bu ya, sana diyor. ya. Müzik de gelmedi zaten. Piç oldu. Fırat abi. Saatlerimiz 00.01'i göstermeden açmam lazım bu müziği yoksa her şey çok kötü olacak. Saatlerimiz 00.01 gösterirken o zaman o bizi düşünüyor! var aklıma geldi şimdi düşündüm ya. Tamam. Ama birazcık kötü yani kusmalı. O ne ya? Anlat ya madem ben ya, ya, ya dem öyle. Benim Abi, arabaya sıçma adım var. Ya, o kısmını ya, ya. Tamam yeter yeter. Tamam. <laughs> Sıçmaya kusmaya geçildiyse bu hikaye burada bitsin artık arkadaşlar. Evet son bir kus sen ya, o zaman. Değişikti. Yağmur sen İnsan. tutuyorsun. Sıçma tutuyorsun. Kendi yanında sıçarsın anlatırsın hikayeni. Evet. Tamam. <laughs> Aa üç puanınızı anlasana. Nesi sen anlat. Sana. Ha ben Hadi anlatayım mı? Ne oldu biliyor musunuz? Şimdi benim bir tane biz bir 10 kişilik falan arkadaş grubuyduk. Üniversite birde mi ne oluyor bu? O günden sonra işte rakı içemiyorum diyorum ya o yüzden bıraktım. ha. Neyse bir tane arkadaşımızın da Tekirdağ'da evleri vardı yazlık gibi. Dediler ki aa mangal yakarız bir gün kalırsan oraya gidelim Cerkçurt. Oradan da böyle iki tane arkadaşım vardı eskiden yakın olan ama aramız artık kötüydü. İsim vermeyeyim şimdi. Sakın. Ondan sonra... <laughs> tamam evet. neyse sonra ben çok da bir şey içmedim bunlar rakıyı götürdü götürdü ben azıcık içtim falan filan ondan sonra rakı bitmiş tamam mı dediler ki aa tekel var yakın ama orası da köy gibi bir yer ondan sonra hepsi de sarhoş ya dedim ki benim kafama ilk ben gidip alayım falan filan sonra dediler yok işte birkaç kişi daha biz de gelelim tek gitme dediler o küs olduğum da aralarında vardı tamam mı neyse biz giderken yolda kavga etmeye başladık Ha. Evet Yolda kavga etmeye başladık. Ondan sonra döndük falan filan. Hala kavga ediyoruz falan filan. Kız bir arkadaşım. Neyse sonra tamam. ben ağlamaya başladım. Ben ağlayınca da Merve var ya, yeni bizim bildiğimiz Merve. Merve evet. dedi ki üzülme üzülme dedi ağzına lokum tıkıştırdı. Ben de tam rakı içmiştim ya. Sebide lokum yiyince. <laughs> eee? Merve niye, lokum niye böyle bir hareket yok. yaptı? Üzülme üzülme lok ya, lokum. Ben hala o gece hiç içermeye kızıyorum. O lokumu bana niye verdin? Diye. ben midem bulandı çağırdı, tamam mı? Ben tuvalete gittim. Bildiğimiz işlemleri yaptım tuvalette. İşlemleri ben yaptım gittim. ne abi? Sen i̇şlem. hayırdır? Bir... <laughs> İş, nasıl bir işlem yaptın tuvalette amınakoyim? Bildiğiniz işlem. Ya, ne yaptın? Ben fatura ben mı dedim. kestin? Ne yaptın ya? KDV mi yatırdın amınakoyim? <laughs> <laughs> ne yaptın? Vergini mi ödedin tuvalette yani? Nasıl bir işlem yaptın ya? <laughs> İstifra ettim yani hani pis şeyleri anlatma dedin ya. Ya tamam kusma anası evet. diye anlattın. Doğru ben kustum tamam mı? Sonra da işte <laughs> normal siliyorsun orayı buraya peçeteleri de klozete atıyorsun ya. Attım sifonu çektim gittim yattım falan. Sonra gecenin bir yarısı herkes yattı bu arada. Gecenin bir yarısı Merve geldi beni uyandırdı. Nesrin Nesrin bu tuvalet tıkanmış bir baksana dedi. Sen mi yaptın bunu diye. <laughs> Neyse ben bir gittim çağrı. Hayatımın en kötü günü o gündü işte. O günden beri rakı içemiyorum. Ne olmuş biliyor musun? Ben çok peçete atmıştım ya içine. Aa evet çok atmıştım o, oh. gece <laughs> 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 evet ben hatırlıyorum çok fazla peçete atmıştım. Ben sana hatta demiştim bak bu peçete atmadı kanır diye. <laughs> Tuvalet <laughs> ee? ve üstüne sifon çektikçe ileri doğru su yükseliyor klozetin içinden. <laughs> Ama çok kötü bir su, o içinde şeyler de var işte. Çiftifra var Evet, hızlı Ay. geçelim. Ee, <laughs> sonra, sonra ne yaptın? <laughs> Sonra dedim ki sabah olsun sabah ola dedim. Sabah çözümüne bakarız dedim. Gittim yattım. Sabah oldu falan filan şeye gittik. Bakkala falan gittim. Neyle açabilirim? Lavabo açıcı falan filan var mı diye. Kadın anlatıyorum. Kadın diyor ki o öyle çözülmez diyor. Vidajörü arayın falan diyor bana. E, Vidajör! Buradan ben... <laughs> geliyormuş demek ki. Senin de nereli <laughs> olduğun belli oldu Nezmin. Tamam yazdım <gülüyor> <gülüyor> Durmadan yolu kesişiyor ya. <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Aa, ben Gidajör'ü nasıl arayayım? Bir de o gün de biz artık yola çıkacağız. İstanbul'a dönecektik Tekirdağ'dan. Ondan sonra şey işte arkadaşım diyor ki tamam diyor annemler gelecek hafta sonu gelecekler de onlar temizlerler diyor işte ev sahibi olan. Diyorum ki öyle şey mi olur ayıp olur falan filan. Sonra tutturdum zorla arabası olanla dedim markete gidelim falan filan pompa alırız cart çurt onunla yaparım. Hiçbir şey bulamadık. Köylük bir yerdi zaten. En son işte ben sürekli ağlıyorum bir de iğrenç kokuyordu falan filan. Sonra ne yaptım çay biliyor musun? Elime poşeti geçirdim buradan buraya. Elim bir soktum açıldı. Bravo. Helal olsun Nesrin. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben şu an kısa anlattım da o süreç... 13 ve sen saat şimdi saat bir şey söyleyeceğim. 12 saat boyunca ağladım ve, ve sen çok kötüydü. Diş doktorusun. O elinle insanların ağzına dokunuyorsun. Ya çağır, <laughs> ya, çağır ya. Arkadaşlar ya, konuşanlar olmaz. da diyor bir sıçma hikayem var. Bizimki de işte bir kusma hikayem var mına döndü ya gerçekten. Ya ama anlat dediniz. Yok yok çok güzel hikayeydi çok güzel anıydı. 10 numara i̇şte bir anıydı. İşte o gün bugündür rakı içemem. Evet. Geçen içti benim arabamı kustu. i̇çmese daha iyi. İçebiliyor ama içmese daha iyi. Ben Kogmav şey neslin. Kogmav gibi yemin ediyorum. <gülüyor> 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 Neyse tamam böyle bitsin gitsin. Hadi tamam. oyun geçelim. Tamam. Hadi Teşekkür ya, tamam. ediyorum sizlere bu hikayeleri anlattığınız için. Mikrofonlarınızı ve disk. Discord'dan yatabilirsiniz artık. <gülüyor> <gülüyor> Gidin uyuyun anladım. Böyle? Temiz bir uyku çekin. <laughs> size tamam. aldım hoppa aldım size elinize sağlık. Bir üniversite koca, anası ne? ilk üniversite ilk günkü anılarını anlat. Tır dedim. Yağmur en son dedi <laughs> benim. Ben bir kere gerçekten sıçtım onu anlatayım mı dedim. <laughs> 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 gerçekten sıçsam bir gün onu hipnozla beynimden sildirdim sildim yani. Belki de sildim. Hatırlamıyorum. <laughs> hey sen, videonun burasına kadar gelmişsin. <laughs> Bravo. Hey sen, videonun bu kısmına kadar geldiysen like at, yorum yaz ve videoyu beğen. Geraniolar.